Evet sevgili arkadaşlar, sponsorların katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki videoda çok önemli hususlara değindim ama maça ilişkin birkaç şeyi değinemedim. Hızlı bir şekilde onlara da değineyim. Çünkü burada çok kapları, duyumları vesaire vereceğim. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken uçak inecektir. Arda Güler'in Kasımpaşa karşısındaki performansı. 5 kilit pas, yani şut pası. 3 şut, bir direkten dönen top. 5 ikili mücadele kazanma. Ya bir şey söyleyeceğim, bakın. Fiziği yok, genç. 5 ikili mücadele kazanma. 2 top çalma, %90 pas başarısı. 4'te 3 orta isabeti. Ey maşallah. Enner Valencia. 4 gol. %83 dakika. Gol beklentisi 1.76. Şapkadan tavşan çıkartmış. Adeta şapkanın içinden ejderha çıkartmış. İsabetli şutu 7'de 5. O bir tanesi niye gol olmadı la? Pas 18 isabetli pas, 24 pasta. Yani 6 tane pas isabeti yok. İkili mücadele. Bakın en önemli yer burası. 18'de 10 ikili mücadele kazanma ve rating 10. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Topu bir şekilde Valencia rakip kaleye sokmasını biliyor. Herif 32 dakikada 4 gol atmış. 32 dakikada. Yok hocam 83 dakika oynadı. 32 dakika ben bilmiyorum 32 dakikada. 4 golü 32 dakikaya sığdırmış. Şimdi burada Fenerbahçe'nin teknik direktörünün başarısı var. Arkadaşlar Valencia penaltıyı kaçırdığında ben de dahil birçoğumuz dedik ki ulan ne gereği var şov yapmanın falan filan diye. Haksız mıyım? Yani ben de dahil hepimiz bunu söyledik. Alın teknik direktör farkı orada ortaya çıktı. Orada ortaya çıktı teknik direktör farkı. Ben Valencia'ya güveniyorum dedi. İnanıyorum dedi. Oynar dedi. Demedi mi? Ve alın abi. Ya inanılmaz bir... Bak teknik direktör futbolcuyu böyle oynatır işte. Böyle yüreklendirir. Böyle gaza getirir. Yoksa iyi futbolcuyu al oyna. Sağda oyna solda oyna demek. Ben de yaparım. Siz de yaparsınız. Bu arada Valencia'nın bir şutu kaleyi bulmamış. Bir şutu engellenmiş. Top sürme girişimi 4'te 2 başarı. Orta isabeti 4'te 1. Toplam ikili mücadele kazanmada 18'de 10. 13 top kaybı yaşamış. 2 faul yapmış. Kendisine 6 faul yapılmış. Bir kez de geriye koşusu var. Batshuayi'yi de ben değerlendireyim. Ben Batshuayi'ye de 10 veririm. Tamam bir golü var. 2 isabetli şut. 1 isabetsiz şut. Top sürme girişimi 5'te 3. 30 pasta 24 isabet. 2 önemli pas vermiş şut pası. 1'de 1 uzun top. 10'da 5 ikili mücadele kazanma. Hava topunu 2'de 0 kazanmış. O da 13 top kaybı. Ben Batshuayi'ye de 10 veririm. Arda Güler'e 7.3 vermiş sistem. Şimdi Arda Güler'i de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 40 pasta 36 isabet. 5 önemli pas. 4'te 3 orta isabeti. 3'te 2 uzun top isabeti. Diye gidiyor. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Ben Altay Bayındır'a 8 verdim. Ferdi Kadıoğlu'na 10. Samet Akaydın'a da 10 verdim. Ben Samet Akaydın'ı da beğendim. Hatta şurada Samet Akaydın'ı da kısaca söyleyeyim. 5 uzaklaştırma, 3 pas arası, 6 top çalma, 9'da 6 uzun top başarısı, 9'da 7 ikili mücadele kazanma, 2'de 2 hava topu kazanma. Ben Samet Akaydın'a gerçekten yüksek puan verdim. Atilla Salahi'yi son zamanlarda en beğendiğim Salahi. Uzaklaştırma 7. Pas arası 1. Top çalma 4. Uzun top isabeti 11'e 4. Kazanılan ikili mücadele 7'de 5. Hava topu 2'de 2. Ben Salahi'ye de Samet'e de 10 üzerinden 8 verdim arkadaşlar. En az 8 verdim ama bunu 9 yapıyorum. Çünkü kusursuz Erkan oynadı. Lincoln Henrique. Birçoğunuz beğenmediniz ama ben gayet beğendim. 2 uzaklaştırması, 2 pas arası, 3 top çalması var. 12'de 9 ikili mücadele kazanmış. 12'de 9. Gözden kaçıyor arkadaşlar. Bak bunu duymayınca şaşırıyorsunuz. 10 top kaybı var sadece. 2 kez faul yapmış. Kendisine 5 faul yapılmış. 53'te 48 pas isabeti %91. Uzun top isabeti 6'da 5. Engellenen şut 1. Top sürme girişim 1'de 1. Ben Lincoln'u 10 üzerinden 10'luk beğendim bu maçta. Kesinlikle 10'luk beğendim. Onun kanadından neredeyse atak yemedik. İrfan Can'a 7 veriyorum. Arao'ya, ilk yarıdaki Arao'ya 5, ikinci yarıdaki Arao'ya 10 veriyorum. 7.5'tan 8.
Engellenen şut girişimi 1, uzaklaştırma 2, pas arası 2, top çalma 2, top kaybı 6, 3'te 3 ikili mücadele kazanma, 3'te 2 hava topu kazanma diye gidiyor. Zayt'sa 10 üzerinden 9 verdim ve farkındaysanız 4 fark attık. Sonradan girenler içerisinde Perez'i beğendim, Crespo'yu beğendim, Emre Mor'u beğendim, Rossi'yi de beğendim, İsmail Yüksel'i de beğendim. Güzel bir müsabaka oldu. Bu sezon 34 resmi maçta 80 gole imza atan bir Fenerbahçe izliyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Canavar gibi Fenerbahçe. Valencia 22 gol 4 asist. Batshuayi 15 gol 1 asist. Rossi 3 gol 8 asist ki çok net pozisyonu kaçırdı. Joshua King 5 gol 3 asist. Serdar Dursun 3 gol 2. Cao Pedro 2 gol 1 asist. Bakın King, Serdar ve Pedro henüz topa girmemiş durumdalar. Ve geçen sezon 46 resmi maçta 38 gol atmayı başaran forvetler forvet attı. 2022-23 sezonda 34 maçta 50 gol atmış durumda. Tabi bunda da Jesus'un parmağı büyük ve Jesus'un Valencia'yı yüreklendirmesini söyledik. Başakşehir Konyaspor 2-0 mağlup etti. Konya İlhan Palut'tan sonra maç kazanamadı yine. Transfer yasağı olan Yılmaz Vural yönetimindeki Yeni Malatya TFF'nin en çok para harcayan ve birçok taraftar tarafından nefretle karşılanan Eyüpspor'u 10 kişi kalmasına rağmen Yeni Malatya 2-1 mağlup etti. Tebrikler Yeni Malatya'ya. Süper Lig'de gol krallığı Valencia 19, Borini 12, Cagne 10, Hacı Rait 10, Batshuayi 10. Farkında mısınız bilmiyorum. Batshuayi listeye sert bir giriş yaptı. MHK belli oldu. Yeni MHK başkanı Lale Orta oldu. Kadrosunda başkan Lale Orta, Profesör Doktor Lale Orta. Bu arada onu da belirteyim. Kadrosunda Ahmet İbanoğlu, parayla çalışıyor İban'ın. Ali Kunak, Tolga Özkalfa, Halis Özkalfa, Tolga Özkalfa. Soyadı benzerliğidir. Süleyman Abay, Saadettin Güler, Ahmet Kızılet, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır. Patlamış Mısır. Patlamış Mısır. Fenerbahçe düşmanı, patlamış bir Mısır. Evet, yanlış duymadım. Patlamış Mısır. Çünkü Fenerbahçe düşmanlığından patlayan bir Mısır. İvan Bebek'in yaptığı yüzyılın katliamına alkış tutan, Fenerbahçe otobüsü kurşunlanmasına, kurşun değil taş diye dalga geçen, Fenerbahçe futbolcularının gebermesini isteyen, kurşunlanma üzerine hukukun olmadığı yerde anarşi başlar diye Twitter'ı tweetleyen, azılı Fenerbahçe düşmanı Hamza Mısır. Bu arkadaştan nefret ediyoruz. Allah kınadığı, Fenerbahçe'ye olmasını istediği şeyleri başına getirsin inşallah. Onu da söyleyelim. Kim Fenerbahçe futbolcusunun ölmesini, gebermesini istiyorsa kendi geberir inşallah. Kim Fenerbahçe'yi terörist gibi gösteriyorsa Allah başında buldurur inşallah. Fenerbahçe'nin o kadar başarılı sezonlarını izler ki kudurur inşallah. Yeni MHK'yı perde arkasında idare eden adam Serdar Çakır diyor Erman Toroğlu. Oğlu Cüneyt Çakır tabii ki de diyor. Onun ekibi 360 derece döndük yine başa geldik diyor. Hayırlısı olsun. Şimdi Fenerbahçe'mizin transferlerine geçelim. Bu arada Lebo Dubois diyor ki adaptasyonum kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihiyle ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Biz demiyoruz bak Fransız diyor size. Fransız tohumu diyor Galatasaray'a Dubois. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu demiş. Biz zaten biliyorduk da. Şimdi sen de anlaman iyi olmuş. Evet, kısa kısa transfer duyumlarını söylüyorum. Videoyu bitiriyorum. Öyle uzun uzadıya gerek yok. Hızlı bir şekilde söyleyip bitiriyorum. 1. Fenerbahçe'mizin yeni transferi Jaden Osterwald İstanbul'da dün geldi. Maçını da izledi. Açıklamasını da yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. 2. resmi transferimiz. Bitti mi? 3 var daha. Ne demek 3 var? Hat-trick mi yaptık? Evet, Emre Demir. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde kap açıklaması gelmiş olacak. Belki de hocam koş. Ne oldu lan? Emre Demir'i açıkladık. Hallolsun. Bak şu bildi, bu bildi, şu duyumcu bildi, bu duyumcu bildi diyeceksiniz. Emre Demir, ben bu videoyu saat 17.30'a planlamayı düşünüyorum. 17-15 civarında İstanbul'da olması bekleniliyor Emre Demir'in. TK-1854 nolu, 1854 nolu tarifeli uçakta İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Fenerbahçe Emre Demir'le
4,5 yıllık bir anlaşma yaptı. Yıllık ücreti çok düşük. Bonservis ücreti yok. Ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Hocam çok mu gerek vardı? Ya arkadaşlar bakın. Galatasaray 6 milyon euro verdi, Yusuf Demir aldı. Adı ne oldu? 6 milyon euro verdi. Ya Barcelona A takımında oynadı falan. Kimse şunu demedi. Ulan Barcelona A takımında adamlar gönderdi. Yetenek de olsaydı gönderir miydi falan demedi. Kimse demedi. Ben yine laf etmiyorum. Bak Emre Demir gözünüzde gördünüz. Türkiye Ligi'nde izlediniz. Türkiye Ligi'nin en genç eşte gol atan futbolcusu. Kaliteli, karakterli bir çocuk. İyi bir kardeşimiz, iyi bir futbolcu, iyi bir Fenerbahçeli olacak inşallah. 40 maç, 4 gol, 2 asist. Mevkisi 10 numara, 19 yaşında. Pırıl pırıl bir çocuk. Fenerbahçe bonservis ödemeden renklerine bağladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah herhangi bir pürüz çıkmaz. Galatasaray alsa, Beşiktaş alsa diyeceksiniz ki bak geleceğe yatırım. Ya iyi de şampiyonluk yolu. Ya kardeşim senin şampiyonluk yolunu etkilemiyor ki. Bedava aldığın futbolcu. Bedava alıp hani altyapına iyi getirmiş gibi düşün. Bedava alıp A takım kadrosuna ekleyeceksin. Belki de faydalanacaksın. Bilemezsin. Ya şöyle düşünün. Ferdi Kadıoğlu, Emir Ortakaya, belki Burak Kapacak gelecek. Çağatay Kurukalıp. Aşağıdan kaleden Ertuğrul yetişiyor. Daha da gerisi yetişiyor. İsmail Yükseğin var. Arda Güler. Emre Mor o kadar yaşlı değil. Muhammed Gümüşka belki geri gelecek. Hani vesaire vesaire vesaire. Bir sürü isim sayayım ya. Ha şimdi Emre Demir ekleniyor. Melikbostan 2'de 1'de soruyorsunuz. Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor'a gitti. Bak, beklenen patlamayı yapmadı. Mağur Yaşil Irmak. Ben size ne dedim? Türkiye'ye gelecek. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Yaşil Irmak dün Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'nin 3. kapı. Daha doğrusu 4. kapı. 4. transfer oldu devre arası ama. Alın 3. kap. Yaşil Irmak geldi. Maçı da izledi arkadaşlar. 18 yaşındaki futbolcu. Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Hatta Salim Manav sanırım paylaşımda da bulunmuş futbolcuyu gösteren. Hayırlı olsun. Bakın 3. kap. Hani ben kanalımız ana sayfasında Fenerbahçe'den şu kadar kap diye belirttiğim zaman bana dediler ki prim kasıyorsun. Alın. Ne dediysem hepsi tek tek çıkıyor. Bu adamın ne söylerse yalan. Takip etmeyin diyenler. Alın. Ana sayfadaki video bu video. Yeter. Yan yana. Önce onu izleyin sonra bunu izleyin. Sonra belki utanır. Özür dilersiniz. Gerçi özür karakterli insanlar tarafından dinlenir. Siz karaktersizsiniz. Dilemezsiniz. Buruma Braga'ya kiralandı. Al. Dördüncü kap. Dördüncü kapı arkadaşlar. Buruma. Oyuncumuz Armindo Duenabanga yani Buruma 2022-2023 sezonu sonuna kadar Portekiz'in SC Braga takımına kiralanmıştır. Buruma'nın başarılı bir sezon geçirmesini diler. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Alın dördüncü kap. Mustafa Hoca'nın günler önce videoda söylediği her şey tıkır tıkır gerçekleşti. Tıkır tıkır. 3 kap geldi, 4. kap yolda dedim. Hadi. Buyurun arkadaşlar, 4 kap birden yapıldı ya. Başarılı bir sezon geçirmesini diyorsun. Ha, bu arada herkesin Buruma kalacak dediği anda gidecek Buruma kim demek de ayrı bir cesaret ister, ayrı bir yürek isterdi. Çok şükür ki sizlerden aldığım destekle sizlerin bana verdiği şu 28.500 sadece sayı. Bura 30 bin de olur, 50 bin de olur, 100 bin de olur. Size bağlı. Ama ben sizden aldığım güçle, destekle, yürekli bir şekilde konuştum. Çok şükür de konuşmuşum. İyi ki de sizden güç alıyorum. İyi ki de yanımdasınız, kardeşimsiniz. Allah razı olsun. Salernitana da João Pedro için teklifte bulundu. João Pedro kalacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Beşinci kapı da vereyim mi? Alioski. Dünkü canlı yayınlarımı izleyen arkadaşlarım. Abone ya da üye fark etmez. Dünkü değil pardon, 2 gün önceki. Ben size canlı yayında ne dedim? Ezgican Alioski. Bakın. İlk 11'de oynarsa Kasımpaşa maçında dersiniz ki Alioski kalıyor. Kanat manat gelmiyor. Ama Ezgican Alioski yedeklerde bile yoksa yolu açık olsun deyin. Alioski'nin yerine birini bakın. Mesela kim olur? Borini olur. Başka mesela bu Borini olur. İşte Karagümrük'ten Borini falan olabilir. Çok isim, bir sürü isim var. Mesela Karagümrük Beşiktaş'ta maç yapacak. Karagümrük'te bir tane kanat oyuncusu var. 12-13 golü atmış. O olabilir. Hani
Süleyman Urman'ın takımında Borin diye futbolcu o olabilir dedim. Aslına bakarsanız 4-5 tane kapılmış oldu. Osterwold, Emre Demir, Yaşil Ermak, Bruma, Alioski'nin kapı da olmuş oldu aslında beşincisi. Altıncısı Borin oldu. Pardon 5 tanesini söyledik. Altıncısı Zaitz, yedincisi Altay, sekizincisi de Valencia oldu. Ben size ne dedim, sözleşme uzatan 3 futbolcumuz da ilk 11 başlayacak. Arda Güler de dahil. Aslında Arda Güler'i de sayın. 9. kap. Arda Güler'in de uzayacak sözleşmesi. 5 milyon euroya serbest kalır. Havdri meydan. Ne dedim, kanalı kapatırım, o kadar eminim. Öyle bir şey yok. Olmayacak da. 2027-28. Cao Pedro için Salernitana da teklif yaptı arkadaşlar. Kabul etmedik. Sadece kiralama teklifi. Fiorentina'nın teklifi bekliyor. Belli olmaz ama bu gidişle kalacak gibi duruyor. Crystal Palace sportif direktörü Dogi Friedman, Osai Samuel haberleri hakkında resmi olarak konuşacak kişi sadece teknik direktörümüzdür. Bu tarz bir şey varsa kendisi açıklar. Kulübün konumuna saygı göstermek durumundayız demiş. Alın arkadaşlar size kap dolu bir video. Beğenip beğenmemeyi size bırakıyorum. Ne kadar ahde vefalıysanız, ne kadar gerçeklere saygılıysanız, ne kadar iyi insansanız size bırakıyorum. Ben elimden geldiğince sizlere duyum vermeye çalışıyorum. Tabii ki de bilemediğim duyumlar olacak. Tabii ki de yanlış verdiğim duyumlar olacak. Tabii ki de hatalı hallerim, hareketlerim, kelimelerim, cümlelerim olacak. Ama beni yeni tanıyan, özellikle beni yeni tanıyan kardeşlerime şunu söyleyeyim. Ben Allah'tan korkarım. Ben de sizin gibi sıradan bir Anadolu çocuğuyum. Ben Allah'tan korkarım. 3-5 tane tıklama için, 3-5 tane abone için kimseyi kandıracak şerefsiz, karaktersiz bir adam değilim. Elimden geldiğince, ha bilmiyorsan bilmiyorum derim. Mesela Emre Demir transferi, ben bilmiyordum şahsen. Yani en azından abonelere karşı bilmiyordum. Ama şöyle bir şey söyledim. Yurt dışındaki önemli takımlara bakın. İçinde kırmızı olan takımlara falan diye. Neyse yani çok karıştırmanın lüzumu yok. Orada bitmedi transferler ha. Yani A takım için bitti sayılabilir de. Genç takım için siyahi arkadaşları görebiliriz bolca. Şimdi değil ama yazın, yani şimdi de görebiliriz ama yazın bolca siyahi arkadaş göreceğiz. Aklınız, hayaliniz duracak. Fenerbahçe U19 mu? Saatçi takımı mı diyeceksiniz? Genellikle öyle diyorlar ya, saatçiler diyorlar. Yani enteresan bir ağ kurduk. Enteresan bir scouting çalışmamız var. Fenerbahçe böyle gittikçe ben de mutlu oluyorum. Sizler de mutlu oluyorsunuz. Duyumlar çıktıkça, öğrendikçe. Kanalda 15 liraya üyelik sistemi var. İnanın o 15 liranın hiçbir hükmü yok bizim gözümüzde. Orada yapılan çalışmaları duysanız zaten hepiniz üye olursunuz. Ben de birçok kişi o çalışmaları görsün. Üyeliğin tadına varsın. Gizli dolan duyumları görsün diye hediye ediyorum. Elimden gelince de edeceğim arkadaşlar. Sizlerden tek desteğim, yani tek isteğim, desteğinizi esirgemeyin. Biz bizeyiz. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye menfaatleri gereği elimden geleni yapan bir insan olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de aynı şekilde olduğunuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için, yanımda olduğunuz için. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere dostlar.